Bu dersimizde milli şairimiz olan Mehmet Akif Ersoy'dan bahsedeceğiz. Sanacımız herhangi bir edebi topluluğa katılmamıştır. Milli edebiyat döneminde eser vermesine rağmen Milli Edebiyat dönemi e, döneminde oluşmuş eee beş hececilere dahil olmamış. Aruz ölçüsüyle şiir yazmaya devam etmiş. Fakat toplumsal duyarlılıktan uzakta kalmamıştır sanacımız. Sanatçımızın özellikle ideolojik olarak düşünceleri ümmetçilikten yanadır. Bu ümmetçiliğin İslamcılıkla eşdeğer bir e, düşünce olduğunu söylemek isterim, vurgulamak isterim. İslamcı bir şair olarak dikkat çekmekte. Tabii ki hepimizin bildiği gibi İstiklal Marşı'nın şairidir. İstiklal Marşı'nı Safat isimli e, toplama kitabına, yani yedi eserinin yer aldığı kitaba... E, ...sokmamıştır. E, bunun gerekçesi de... ...bu şiir artık benim değil... ...halkımın, milletimin şiiridir. Bu nedenle bunu... ...kendi eserime dahil edemem... E, ...şeklinde bir anlayışı vardır. Bunu Türk ordusuna... ...Türk milletine armağan etmiştir. Biliyorsunuz... E, ...12 Mart 1921'de... E, ...Milli... marş olarak... E, ...ilan edilmiştir. Milli şiir olarak... ...ilan edilmiştir... İstiklal Marşı her yıl düzenli olarak kutlanmaktadır. Realist bir bakış açısıyla şiirlerini yazmaktadır sanatçımız. Gözlem yeteneği güçlüdür. Bu şekilde toplumun aksayan yönlerini, problemlerini, Türk toplumunun nasıl şaha kalkacağını tekrar Osmanlı'nın eski ihtişamlı günlerine nasıl döneceğini ele alan, yol gösteren didaktik nitelikli, satirik nitelikli eserler vermektedir. Toplum yaşantısını aktardığını, e, tüm yönleriyle ele aldığını söyledik. Zaman zaman e, bazı şiirlerinde dini konuları ele almakta ve dini lirizm e, boyutunda bu şiirleri yazmaktadır. Şiirlerinin bu anlamda dayanağı, İslam'dır. Zaman zaman ayetlerden, hadislerden yararlanmış. Hatta bunların üzerine şiirler yazmıştır. Konuşma diliyle yazmıştır şiirlerini. Diyaloglar vardır. Manzum hikayenin en önemli ismidir. Biliyorsunuz manzum hikayenin temel unsurları arasında kişi, yer, zaman, olay örgüsü gibi unsurlar vardır. Yani hikayenin yapı unsurları vardır. Dolayısıyla kişiler birbirleriyle konuşurlar da, diyalog da gerçekleştirirler. ...bu diyalogları gerçekçi bir şekilde vermiştir sanatçımız. Sade bir dil kullanmıştır mümkün olduğunca... ...fakat zaman zaman e, yabancı kelimeleri de kullandığını... ...yani yanımızda e, Osmanlıca bir sözlük olmasının faydalı olabileceğini söyleyebilirim. İstanbul'un yoksul semtlerinin yaşantısını, yoksulluklarını anlatır. Özellikle burada... Küfe isimli şiirine dikkat çekmek istiyorum. Birazdan da bahsedeceğiz küfe isimli şiirinden. Ee, burada e, babası ölmüş bir çocuğun evine bakmak zorunda olan e, 13 yaşında bir çocuğun e, hayatı, eğitimden uzak kalışı dile getirilmekte sanatçı tarafından. Yoksullara acıma duygusu dikkat çeker. Yine ben, aynı şiirde görmekteyiz bunu net bir şekilde. Nazım Nesre yaklaştırmada da oldukça başarılıdır. Biliyorsunuz bu Nazım'ın esre yaklaştırma meselesini bizde özellikle Tevfik Fikret önemli adımlar atmıştı. bunu devam ettiren ve has safhaya getiren Mehmet Akif Ersoy olmuştur. Aruz ölçüsünü kullanmıştır ve Türkçe olarak aruz ölçüsünü kullanmıştır. Bunu başarabilen ender isimlerden birisidir. Aruz'u Türkçeye uyarlayan. Bu mesele neden önemli onu söyleyeyim. Türk edebiyatıyla alakalı. Çünkü aruz ölçüsü bize ait olan bir ölçü değil. Bizim milli ölçümüz hece ölçüsüdür. Aruz ölçüsü Arap ve Fars edebiyatının bir unsurudur. Dolayısıyla ona uygundur. O dilin yapısına uygundur. Türkçe ile yazmak bugüne kadar pek mümkün olmamıştır. Bunu başaran ender isimlerden birisi Mehmet Akif Ersoy olmuştur arkadaşlar. Bunun dışında daha sonra biz Yahya Kemal Beyatlı da özellikle bunu göreceğiz. En başarılı ve hatta modern şiir örneklerinde bile arz ölçüsünü uyguladığını Yahya Kemal Beyatlı'nın göreceğiz. Bütün şiirlerini arz ölçüsüyle yazmıştır. Divan edebiyatı nazım biçimlerini özellikle de mesnevi nazım biçimini kullanmıştır. Hemen hatırlatalım. Mesnevi nazım biçiminin nazım birimi beyt'ti. Yani beyitler halinde yazılırdı. Ve beyitler, her beyit kendi içinde kafiyelenirdi. Kendi içinde kafiyelenmek ne demekti? Aa, A, B, B, C, C şeklinde uzayıp giden. Ve herhangi bir şekilde beyit sayısında herhangi bir sınırlamanın olmadığı bir nazım biçimidir. Beş mesnevinin bir araya geldiği eserlere hamse denir demiştik. Hatırlarsanız bununla da ilgili nazım biçimleriyle de ilgili yakında bir e, videom olacak. Lirik, epik özelliği gösteren şiirleriyle tanınıyor. Yani kahramanlık var ama aynı zamanda bu kahramanlık e, romantik, duygusal bir bakış açısıyla da ele alınıyor. Özellikle onun üç destanı olduğunu söyleyebiliriz biz. Çanakkale Şehitlerine şiiri, İstiklal Marşı ve Bülbül isimli şiirlerinin lirik epik özellikler yani kahramanlık özellikleriyle duygusal özelliklerin bir araya geldiği şiirler olarak tanımlanabilir. Manzum hikaye türünde çok önemli bir isim olduğunu söyledik. Bu alanda özellikle e, kilometre taşı niteliğinde olan herkesin bilmesi gereken bazı şiirleri var. Manzum hikayeleri var daha doğrusu. Seyfi Baba, Küfe, Mahalle Kahvesi, Meyhane, Hasta önemli manzum hikayelerdir sanatçımızın. Şimdi isterseniz bunlarla ilgili kısa kısa bilgiler vermek istiyorum. Öncelikle Seyfi Baba ile ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Seyfi Baba da bu adı taşıyan yaşlı bir adamın insanlara muhtaç ve yük olmamak için ilerlemiş yaşına rağmen kendi emeğiyle geçinmeye çalışması ve bu çabası sırasında yaş itibarıyla yorgun düşmesi ve hasta düşmesi anlatılmaktadır. Küfede ise hammal bir baba ölür, küfesi geriye kalır, küfesi 13 yaşındaki oğluna kalır. Ve artık bu çocuk, 13 yaşındaki bu çocuk ailesine, kardeşlerine bakmak zorundadır. Halbuki o okumak istiyordu. Bunun hayal kırıklığını yaşamaktadır fakat bir süre sonra bunu kabullenecektir. Sanatçımız çocuğa inanılmaz bir acıma duygusuyla yaklaşır ee, sanat şey içerisinde şiir içerisinde çok güzel e, dikkat çekici bir şiirdir. Benim en sevdiğim şiirlerinden birisi de yine mahalle kahvesidir. Mahalle kahvesi inanılmaz bir kahve betimlemesi e, ile karşımıza çıkmakta. Miskinlerin uyuşukların pis insanların yer aldığı bir mahalle kahvesi sunulmaktadır burada bunun betimlemesi tablo gibi ...karşımıza e, çıkartılmaktadır. Çok başarılı bir gözleme sahiptir. Bir diğer... E, ...şiiri... ...Meyhane, mazlum hikayesi... ...Meyhane'de... E, ...İstanbul'daki batakhaneler... ...anlatılmakta, adı üstünde... ...Meyhane anlatılmakta bir kahve ve meyhane. Yani aslında... E, ...Osmanlı'nın ya da toplumun... E, ...çürüyen taraflarını... E, ...bizim gözlerimizin önüne... ...realist bir bakış açısıyla... ...sermekte... Bir diğer manzum hikayesi hasta. Yatılı bir okulda hastalanan küçük bir çocuğun e, ızdırabını ve finalde e, ölümünü anlatır. Buradan da bizim e, bu acıdan tıpkı bir tragedyadaki gibi bu acıdan bir ders çıkartmamızı ister ister sanatçımız. Bütün canlılığıyla verdiğini ifade ettik. Didaktik nitelik taşıyan şiirlerde ön plana çıkmakta sanatçımızın. Ben özellikle bu e, beyitlerini çok severim. Zaman zaman e, sınıfta da kullanırım. Cehalet, ahlaksızlık, taklitçilik, taassup yani körü körüne inanmak, fakirlik, inançsızlık, köksüzlük şiirlerindeki başlıca konular arasında yer almakta. Onun şiirlerinde biz Doğu ve Batı, çalışkanlık Çalışkanlık ve tembellik gibi çatışmaları sıklıkla görmekteyiz. O sürekli çalışmaktan bahseden Batı'nın iyi yönlerinin alınması gerektiğini, fakat doğudan da kopulmaması gerektiğini ifade eden, yani gelenek göreneklerden kopulmaması gerektiğini ifade eden bir sanatçı olarak karşımıza çıkıyor realist olduğunu dolayısıyla çok iyi bir gözlemci olduğunu söyledik. Hayır, hayal ile yoktur benim alışverişim. İnan ki her ne demişsem, görüp de söylemişim dizeleri onun gerçekçiliğini yansıtmaktadır. Tabii ki bu ana kadar anlattıklarımızdan kendisinin toplum için sanat anlayışına sahip olduğunu, İslamcılık akımından etkilendiğini ifade ettik. Dolayısıyla İslamcılık akımından etkilenen bir Mehmet Akif'in Tevfik Fikret'le düşünce anlamında, ideolojik anlamda anlaşamayacağını biliyoruz. Biliyorsunuz Tevfik Fikret'in Haluk'un Defteri isimli bir es eseri vardı. Haluk e, üzerinden, Haluk karakteri üzerinden, bu arada kendi oğlunun adı da Haluk'tur Tevfik Fikret'in. Haluk ismi üzerinden e, bir yeni nesil, idealist bir e, karakter oluşturmaya çalışmıştır Tevfik Fikret Mehmet Akif de buna karşılık olarak Asım isimli e, bir karakter oluşturmuştur. Hatta Çanakkale şehitlerinde de e, bu Asım ismi geçmiştir. E, daha sonra yazdığı e, şiirde Asım'ın nesli diyordum ya nesilmiş gerçek. İşte çiğnetmedi vatanını çiğnetmeyecek dizelerinde ifade ettiği gibi. Şiirlerinin yanı sıra Arapça, Farsça ve Fransızcadan sanatçımız çeviriler de yapmıştır. Biliyorsunuz dergiler çıkartmıştı. Sırat-ı Müstekim, Sebilur Reşat gibi e, dergiler çıkartmış. Bu dergilerde şiirleri ve yazıları yer almaktaydı. Batıllaşma ve Türkçülük akımına karşıdır. Bunun nedeni batıllaşmanın e, taklitçi bir özellik taşıdığını düşünmesi... Türkçülüğün de e, ırkçı bir yaklaşım içerisinde olması, kendi düşüncesine göre e, ve ümmetçiliği reddediyor olması, yani Arap toplumlarını bir nevi bu şekilde bu ırkçı tutumla reddediyor olmasıdır. Şimdi eserlerini biz biliyoruz ki e, Safat isimli kitapta toplamıştır. Şiirlerinin tamamını İstiklal Marşı'nın bir tek yer almadığını biliyoruz. Safat isimli bu kitap günümüzde elimizde geçecek olan tek kitabı 7 bölümden oluşur. Aslında 7 kitabın bir araya gelmesidir bu tek kitap. İlk kitabı aynı adı taşır. Belki de bu yüzden bu Safat adını aldı. 1911'de Osmanlı toplumunun son dönemlerindeki 1908'li 8 ve 11 yılları arasındaki belki meşrutiyet ikinci meşrutiyeti düşündüğümüzde yıllarındaki durumunu anlatmaktadır. Süleymaniye kürsüsünde e, isimli eserinde Osmanlı aydınları ile halk arasındaki e, farklılık ilişki gözler önüne serilir. Hakkın Sesleri isimli eserinde her şiirin başında bu çok önemli bakın Hakkın Sesleri Dikkat edin, her şiirin başında bir ayet vardır çünkü o, hakkın sesidir, o sözüdür. Bu ayetler o zamanın toplumsal ve siyasi olaylarını anlatmaktadır, dile getirmekte ve işaret etmekte, doğru yolu işaret etmektedir. Bir diğer bölümümüz Fatih Kürsüsü'nde yeni kuşaklara mücadele ve az önce bahsettiğimiz çalışma ruhunu e, vermek adına Tembellik ve çalışkanlık üzerine söylediği sözlerle doludur, şiirlerle doludur. Hatıralar bu eser Berlin hatıraları olarak da geçmektedir. her şiirin basışında bir hadis yer almakta ve İslam Birliği ülküsü sanatçımızın ideolojik düşüncesi vurgulanmaktadır. Alsım isimli eserinde 1924'te ortaya koyduğu bu eserde Birinci Dünya Savaşı'ndan görüntüler yer almaktadır. İdeal gençliği hala kovalamakta sanatçımız. Bunu kendi ideal gençliğini oluşturmak için mücadele vermekte bu şiirlerinde de. Son bölüm gölgeler. Bu bölümde de dini şiirler ve dörtlükler yer almaktadır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı bir ders olmuştur. İyi günler.